Evet arkadaşlar, yepyeni bir günden daha merhabalar diyorum. Bugün hep birlikte teleferikle Uludağ'a çıkacağız arkadaşlar. Sizleri teleferikle birlikte Uludağ'a çıkaracağım. Ayrıyeten vakit bulursam Mihraplı Park diye bir yer var. Orayı sizlere bugün göstermeye çalışacağım. Bugün iki tane yer var gideceğimiz. Evet arkadaşlar, şimdi tramvaya gidiyoruz. Tramvayla Kent Meydanı'na gideceğiz. Kent Meydanı'ndan da teleferiğe ulaşıma bakacağız, nasıl gidebiliriz diye. Evet arkadaşlar, şimdi Kent Meydanı tarafına geldik. Kent Meydanı'na bu sefer buradan gelen trene, tramvaya bineceğiz. Buradan tramvaya bindikten sonra Setbaşı'na gideceğiz tekrar. Setbaşı'ndan da minibüsler gidiyormuş. Minibüslere binip teleferiğe gideceğiz. Evet, tramvayımız geldi. Şimdi tramvaya bineceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi tramvaydan indik. Tramvayın indiğimiz yerin bir sokak yukarısında teleferik dolmuşları varmış. Teleferik dolmuşlarına bineceğiz. Dolmuşlarla şimdi teleferiğe gideceğiz arkadaşlar. Sizlere orayı göstermeye çalışacağım. Bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi dolmuş duraklarının oraya geldik. Buradan şimdi teleferik dolmuşlarına bineceğiz.
şu arkadan kalkıyormuş. Hep beraber teleferiye gidip Uludağ'a çıkacağız. Arkadaşlar, şimdi teleferiğin bulunduğu bölgeye geldik. Bu şekilde size göstereyim. Burası teleferikle Uludağ'a çıkılan yerler arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. Şimdi birazdan biletimizi alacağız ve Uludağ'a doğru yavaş yavaş çıkacağız. Evet. Şu teleferik, eski teleferik. Şeyde de görmüştük hatta, Tophane tarafında da eski, yani en eski teleferik bu şekildeydi, öyle söyleyeyim ben size. Şu an bayağı bir değişti teleferik, daha modernleşti. Ayrıca çay bahçesi falan var. Evet arkadaşlar, şimdi teleferiğe geldik. Bilet alacağız. Buradan teleferikle Uludağ'a doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi teleferiğe geldik. Teleferiğe istasyona çıkacağız, turnikelere. Yalnız kötü olan şu ki Uludağ maalesef komple kapalıymış arkadaşlar. Yani Uludağ'a çıkamayacağız ama hiç olmazsa Sarı Alan'a bilet aldım. Yani bir istasyon Sarı Alan. Zaten Sarı Alan'da inip Uludağ'a gidiyorduk, öyle söyleyeyim ben size. Ama maalesef Uludağ istasyonu kapalıymış. O yüzden gidemeyeceğiz. Böyle bir durum. Bu şekilde şeylere bineceğiz birazdan. İşte Sarı Alan'a geçeceğiz, öyle söyleyeyim ben size. Burada biletimizi okutuyoruz arkadaşlar. Evet, kapımız açıldı. Buradan da ilk şey, evet. Biletinizi kaybetmeyin, dönüş yolunda tekrar turnikeden tamam, geçiyorsunuz. Tamamdır. Teleferik alacağız, fotoğraf alıyoruz dilerseniz. Dönüşte yapalım mı? Şu an hemen çekiyoruz, dönüşte bakıyorsunuz. Anladım, yok yok, teşekkürler, sağ olun, iyi günler olsun. Sağ olun. Evet arkadaşlar, şimdi teleferiğe girdik. Dediğim gibi kapalıymış. Uludağ kapalı olduğu için dediğim gibi şimdi teleferikle Sarı Alan bölgesine çıkacağız. Normalde Sarı Alan'a çıkıp oradan Uludağ'a çıkıyorduk. Ama olsun. Hiç olmazsa böyle de bir deneyim olacak bizlere. Sizlere teleferikle Uludağ'ın yarısına kadar da olsa çıkacağız arkadaşlar. Hiç olmazsa oraları göstermeye çalışacağım. Evet. Ve başladık. Çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi Bursa ayaklarımızın altına olacak. Evet, şu manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? Tepedeyiz diyebilirim arkadaşlar şu an. Bakın görüyorsunuz.
ama bayağı bir tepe çıkacağız bakın. Bayağı bir dağa çıkacağız. Yani Uludağ buradan çok çok uzak. Dediğim gibi Sarı Alan bölgesi Uludağ'ın hemen hemen yarı noktası. Yani Sarı Alan'a geldikten sonra bir istasyon daha, yani aşağı yukarı bir o kadar daha yolculuk yapmamız gerekecekti. Ama maalesef Uludağ istasyonu kapalı olduğu için, yani Uludağ şu an kapalı. O yüzden Uludağ'a maalesef tam olarak çıkamayacağız ama olsun. Evet arkadaşlar, yolumuza devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Bakın Bursa ayaklarımızın altında diyebiliriz arkadaşlar. Daha yani belki hani çeyreğine bile çıkmadık, öyle söyleyeyim. Daha da tepeye çıkacağız. O yüzden şimdiden Bursa ayaklarımızın altında diyebilirim ben size. Yukarıdan daha minyatür bir şey olacak Bursa. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi daha hala çıkmaya devam ediyoruz. Şuradan görebilirsiniz. Bakın Bursa resmen ayaklarımızın altında arkadaşlar. Yani gerçekten muhteşem bir manzara diyebilirim size. Burası gerçekten her ne kadar korkunç olsa da, yani yani içimde bir ürperti olsa da yükseklik bakımından. Çünkü bayağı bir tepedeyiz, öyle söyleyeyim ben size. Ama gerçekten görmeye değer, denemeye değer, öyle söyleyeyim ben size. Kesinlikle ve kesinlikle denemeye değer arkadaşlar. Arkadaşlar çık çık bitmiyor, öyle söyleyeyim ben size. Yani o kadar çıktık ki hala çıkıyoruz. Sarı Alan için gidiş ve dönüş olarak bilet fiyatı olarak 90 lira istediler gidiş dönüş olarak. Yani toplam öyle tahmin ediyorum ki 45 gidiş 45 de dönüş. Yani fiyatı makul, öyle söyleyeyim. Kesinlikle yani bu deneyim için değer, öyle söyleyeyim yani. Kesinlikle güzel bir deneyim. Fazla da bir yani uçuk kaçık rakamlar değil yani. Evet görüyorsunuz, Bursa ayaklarımızın altında arkadaşlar. Şu dağlara bakar mısın, şu evlere, şu Bursa'nın. Yani komple Bursa'yı buradan görebiliyoruz arkadaşlar, öyle söyleyeyim ben size. Yani biraz daha çıkarsak herhalde. Ya bir tek ben mi tek yalnız gidiyorum bu teleferikte ya? Bütün teleferikler dolu. Yani hemen hemen hepsinde 2 kişi var, 3 kişi var. Herhalde bir tek ben tek çıkıyorum teleferiğe. Neyse, hiç olmazsa sizlere teleferik ile Uludağ'ın yarısında olan, yani eteklerinde neredeyse Uludağ'a yakın bir yerde olan Sarı Alan bölgesini göstermeye fırsatım olacak. Az da olsa oraları çekeceğim size. Ama dediğim gibi Uludağ'ın kapalı olması çok kötü oldu arkadaşlar. İsterdim sizlere Uludağ'ın kayak merkezinde çekeyim, kayak merkezinde göstereyim. Halbuki ben burayı sordum yani çalışıyor mu diye, teleferik çalışıyor dediler ama tabii ki Uludağ'a şu an çalışmıyormuş. Yani sadece Sarı Alan bölgesine gidebileceğiz. O yüzden yani burası son durağımız şimdilik. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir yere geldik. Burası üst istasyon olarak oluyor. Evet, üst istasyonmuş burası. Ya da alt istasyon, bilmiyorum. Evet, buradan yolumuza şimdi devam edeceğiz. Dediğim gibi Sarı Alan'a çıkacağız arkadaşlar. Bakın Bursa minyatür kaldı. Neredeyse bir o kadar daha yol çıkacağız arkadaşlar buradan. Yani çıktığımız kadar da bir yol daha çıkacağız. O yüzden gerçekten. Evet ve hızlandık arkadaşlar. Burada birazcık bir 10 saniye kadar falan durdu. Biraz bekledi. Şimdi devam ediyoruz yolumuza. Evet. Bakın birazcık daha tepe çıkacağız. Şu an gerçi tam göremeyebilirsiniz. Yani burası öyle tahmin ediyorum ki işte teleferiklerin bir 10 saniye yavaşladığı yer. Yavaş geçtiği yer. Arkadaşlar şu ağaçlara, şu manzaraya bakar mısınız?
Evet arkadaşlar. Dediğim gibi daha devam ediyoruz. İlerlemeye bakın şuradan size. Burası fazla yüksekte değil. Yani buradan her ne kadar Bursa ayaklarımızın altında kalsa da arkadaşlar. Bakın burası çok çok fazla yüksek değil. Burası herhalde yani ormanın içinden geçiyoruz. Öyle söyleyeyim ben size. Burası sarı alan bölgesine öyle tahmin ediyorum. Yaklaştık, yaklaşıyoruz. Şeylerden de belli, bu ağaçlardan da belli. Bunlar da böyle sarımsı yaprakları var. Bakalım hep beraber sarı alan bölgesini gidip göreceğiz. Arkadaşlar yol git git bitmiyor. Yani çık çık bitmiyor, öyle söyleyeyim ben size. O kadar çok tırmandık ki. Ve bakın daha da şu tepeyi tırmanacağız. Yani acayip bir olay. Evet, daha da çıkıyoruz arkadaşlar. Bakın. Buradan daha da tepe çıkacağız. Evet arkadaşlar, şuradan da size bakın dağın yamaçlarını göstermek istiyorum. Bu da Bursa'nın diğer tarafı, öyle söyleyeyim ben size. Bakın buradan Bursa'dan geldik. Şu an biraz böyle aşağı doğru iniyoruz. Fakat şuradan bir tepe çıkacağız. Bakın bayağı bir tepeyi tırmanacağız buradan arkadaşlar. Yani bildiğiniz dimdik bir tepe. Yani şu ana kadar çıktığımız tepelerin en diki diyebilirim ben size. En dik tepesi. Evet, şimdi başlıyoruz. Buradan bayağı bir tepe çıkacağız şimdi arkadaşlar. Bayağı bir dik yokuş çıkacağız, öyle söyleyeyim ben size. Burası da bu şekilde. Arkadaşlar öyle tahmin ediyorum ki sarı alan bölgesine geldik, öyle söyleyeyim. Yani istasyon, ineceğimiz istasyona geldik. Sizlere demiştim, aslında normalde Uludağ'a bir istasyon daha gitmemiz gerekiyor diye biliyorum. Uludağ'a gitmek için, ama dediğim gibi Uludağ istasyonu kapalı olduğu için sarı alanda burada inmemiz gerekiyor. Yani daha da ileri geçme şansımız yokmuş. O yüzden bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi sarı alan bölgesine geldik. Teleferikten indik, öyle söyleyeyim ben size. Burası sarı alan diye geçiyor arkadaşlar. Bu şekilde çekelim. Evet arkadaşlar, sarı alana geldik diyebilirim. Kurbağa kaya diyor. Arkadaşlar görüyorsunuz, bakın burası sarı alan ve normalde teleferik buradan devam ediyor. Yani şu Uludağ'ın, yani tam olarak Uludağ'ı çıkartıyor ama maalesef kapalıymış, öyle söyleyeyim ben size. Yani daha da buradan ilerleme şansımız yok. Buradan itibaren dediğim gibi sizlere hiç olmazsa bu sarı alan bölgesini göstereceğim. Maalesef Uludağ kapalı olduğu için Uludağ'a çıkamayacağız. Aslında çok iyi olurdu Uludağ'a çıksaydık. Buraları sizlere gösterme imkanı olsaydı, ama olsun, sağlık olsun, hiç olmazsa bizde az da olsa sarı alan bölgesini gezme fırsatımız oluyor. Burası da sarı alan bölgesi arkadaşlar. Şekilde bir yer. Gerçekten çok güzel yapmışlar diyebilirim ben size. Burada da mangal yapılan yerler falan var. Uludağ Milli Parkı. Evet, buradan da şöyle yukarıya doğru çıkan bir yol var. Araçlarla buradan Uludağ'a çıkabilirsiniz arkadaşlar. Ama dediğim gibi şu an bir fonksiyonu olmayacaktır çıksanız da. Çünkü daha Uludağ turizmi tam olarak faaliyete geçmediği için, başlamadığı için şu an maalesef Uludağ kapalı. Bakın burada da ayrıyeten sarı alan bölgesinde köfte ekmek, sucuk ekmek tarzı yerler, kafeteryalar, ayrıyeten tekstil dükkanları.
Benim için de farklı bir deneyim oldu arkadaşlar, öyle söyleyeyim size. Burada da safari turları yapılıyormuş. Bakın burada büyük ihtimal şu tarz araçları, öyle tahmin ediyorum ki, kiralayabiliyorsunuz arkadaşlar. Gelsin. Bunlar elektrikli motor tarzı, elektrikli buggy tarzı araçlar arkadaşlar. Evet, daha önce Uludağ'a tabii ki çıktım teleferikte, fakat sarı alandan geçerken hiç sarı alanda inmedim, yani öyle söyleyeyim ben size. Sarı alan bölgesini görmedim. Bakın şu şekilde araçlar kiralanıyor. Böyle motorlarla insanlar gezebiliyorlar arkadaşlar. Böyle bir yer. Evet, yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Arkada çok yavaş gidiyor. Bakın burada da ayrıyeten ailenize, eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza gelip duraklayabileceğiniz bir yer. Öyle tahmin ediyorum. Restoran tarzı, kafeterya tarzı bir yer var burada arkadaşlar. Evet. Burası da Sarı Alan Taş Konak diye geçiyor arkadaşlar. Şurası Taş Konak'mış. Oranın ne olduğunu biraz daha yakından incelemek istiyorum. Osman Gazi Belediyesi tarafından yapılmış Sarı Alan Taş Konak Tesisi diyor arkadaşlar. Burada da Taş Konak Tesisi, evet. Şöyle bir yer. İçerisinde, evet, dediğim gibi araçlarla gelenler Sarı Alan bölgesine veya teleferikle çıkanlar içeride, öyle tahmin ediyorum, restoran tarzı, kafeterya tarzı bir yer. Evet arkadaşlar, yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada da et mangal yapılan yerler var. Ayrıca burada da restoranlar. Şurada bir şeye dikkat ettim. Join Adventure diyor. Yani burası da eğlence merkezi. Sarı alanda bulunan eğlence merkezi diyor arkadaşlar. Macera parkı gibi bir şey olsa gerek. Evet, macera parkı arkadaşlar burası da. Şimdi buraya gelip sizlere az olsa çekeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi macera parkına girdik. Sizlere macera parkında olan aktiviteleri, yerleri göstermeye çalışacağım. Buranın doğası harika diyebilirim. Gerçekten çok muhteşem bir doğası var arkadaşlar buranın. Havası çok güzel. Yani çok ferah. Yani kesinlikle her tarafta ağaçlar olduğu için çok güzel bir doğası var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. Burası tahmin ediyorum ki yapım aşamasında veyahut fazla aktivite yapan insan görmedim. Evet, aktivite alanları burası arkadaşlar. Macera parkı. Bakın şurada çeşitli şeyler var, binebiliyorsunuz. Çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Bu şekilde parkurlar var. Böyle bir yer arkadaşlar burası da. Evet, yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha demin koyun sürüsü gördüm arkadaşlar ormanın içinde. Büyük ihtimalle koyunların yanına gideceğim. Onları az da olsa sevmeye çalışacağım. Görmeye çalışacağım, öyle söyleyeyim. Burada ayrıyeten bakın şu şekilde at yeri de var. Yani ata da binebiliyorsunuz burada. Şöyle tırmanış gerçekleştiriyorsunuz. Ayrıyeten şu şekilde zipline yapabiliyorsunuz. Trampolin.
Mad Goose, işte Giant Swing, Old Clip gibi, Airshot gibi, Catapult gibi, işte Zip Coaster gibi çeşitli aktiviteler düzenleniyor arkadaşlar. Böyle bir yer. Bakın koyunlar da daha demin görmüştüm, şimdi çıkmışlar dışarıya. Otluyorlar. Evet, burası dediğim gibi arkadaşlar harika bir yer. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Evet, yolumuzda ilerliyoruz. Bakalım bizleri daha neler bekliyor. Dediğim gibi sizler gibi ben de ilk defa burayı geziyorum. Yani Sarıalan bölgesine daha önce gelsem de ama kesinlikle burada teleferikten inip buraları gezme fırsatım olmadı. Hep çünkü Uludağ, gördüğünüz gibi şu teleferikte Uludağ'a devam etmiştik. Evet, burada bir orman yolu var. Öyle söyleyeyim ben size. Bir orman alanı var. Ben biraz devam edeceğim. Bir aşağı taraflara bakacağım. Daha böyle farklı yerler görebilir miyiz? Oraları sizlere göstermeye çalışacağım. Evet, burası da Macera Park'ın yan tarafı. Daha da devam ediyor birazcık. Yani burası da gerçekten çok çok eğlenceli bir parkur olsa gerek şu tepedeki yer. Bu şekilde bir yer arkadaşlar. Evet. Ormanın içerisinde yapılmış çeşitli park alanları. Evet. Yolumuza devam ediyoruz. İlerlerde öyle tahmin ediyorum ki sadece ormanlık alanlar var arkadaşlar. Yani ormanların içinden, altından, üstünden, ne bileyim, kenarından geçebileceğimiz yerler. Daha farklı, yani görebileceğimiz yerler olduğunu pek zannetmiyorum. Yani bu tarz işte orman alanları var. Yine de biraz daha aşağı inmeye çalışacağım. Birazcık daha aşağı tarafları sizlere göstermeye. Sizlerle birlikte ben de görmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar. Yolumuzda ilerliyoruz. Şimdi böyle bir ormana dalıyoruz. Öyle söyleyeyim ben size. Şimdi ormandan sizlere az da olsa bir video çekeceğim. Bakın burada da ayrıyeten yol yapmışlar. Şöyle ormanda gezebiliyorsunuz, yürüyebiliyorsunuz. Burada dediğim gibi şu kiralık araçlarla yol boyunca gezebiliyorsunuz şu arka tarafları. Ayrıyeten burada mangal yerleri var arkadaşlar. Yani gelip de burada mangal yapabilirsiniz, dinlenebilirsiniz. Buraları gezebilirsiniz. Evet, burası da 12. istasyon esneme tahtası diyor. Bursa'ya zirveye çıktığınızda 30 ve çok yıllık bitki çeşitliliğine sahip ender yerlerden biri olan Uludağ'da defne, kızıl ağaç, çınar, erguvan, kestane, ıhlamur, akça ağaç, karayemiş, fındık, meşe, kayın, titrek kavak, kızılcık, karaçam, üvez, göknar, ayı üzümü, bulur, ardıç, değişik otlar ve likenler gibi farklı bitkiler keşfedebiliyormuşuz. Ayrıyeten burada da 46 tür kelebek bulunuyormuş. Apollon kelebeği özellikle. Bakın çok değişik bir kelebek türü. Bir de ayrıyeten endemik türlerden bir diğeri de sakallı akbabaymış arkadaşlar. Burada da işte sakallı akbaba ve çeşitli yırtıcı hayvanlar da bulunuyor arkadaşlar.
Evet. Şimdi yavaş yavaş ormanın aralarından içerisinden aşağı doğru gidiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi sizlere buraları çekmeye çalıştım, göstermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hiç olmazsa bir beğeni, yorum atsanız bile gerçekten bu benim için çok büyük destek olacaktır arkadaşlara. Ve bu tarz yerleri sizlere göstermeyi daha da hızlandıracaktır, öyle söyleyeyim ben size. Bir dahaki videomuzda arkadaşlar sizlere Recep İvedik filminin çekildiği, Recep İvedik öyle tahmin ediyorum ki 5 diye hatırlıyorum ama Recep İvedik Kenya filminin çekildiği Karacabey'de bulunan Longoz Ormanları ve ayrıyeten Gölyazı diye bir yer var arkadaşlar. Gölyazı çok güzel, muhteşem bir yer. Karacabey tarafına da yakın. Sizlere Gölyazı ve Longoz Ormanları'nı çekmeye çalışacağım. Oraları sizlere göstermeye çalışacağım. Gerçekten orası da çok çok güzel, çok çok farklı yerler. Oraları araştırdım sizler için, gidilebilecek yerler arasında. Mutlaka oraları gidip sizlere göstermeye çalışacağım. Öyle tahmin ediyorum ki şimdi yavaş yavaş teleferiğe doğru geri gideceğiz. Sarı alandan teleferiğe bineceğiz. Ayrıca bindikten sonra da tekrardan aşağı teleferik bölgesine, yani bindiğimiz noktaya gideceğiz. Ondan sonra da daha bakıyorum şu şekilde az da olsa vaktimiz var gibi. Öyle tahmin ediyorum ki sizlere bugün ayrıca Mihraplı Park, Nilüfer bölgesinde bulunan Mihraplı Park'ı çekip göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Orada da çok güzel bir göl var. Gölün içerisinde ayrıca kiralanabilir, işte örnek veriyorum, kayık tarzı, bot tarzı şeyler var. Pedallı işte araçlar. Onları kiralayıp gölde gezebiliyorsunuz. Büyük ihtimal onu yapacağız. Bakalım. Arkadaşlar bakın, burada da ayrıyeten sarı alan orman köşkleri var. Bakın şu şekilde göstereyim ben size. Şu şekilde orman köşkleri. Burası zannedersem bilmiyorum, tam bilmiyorum ama kiralanıyor mu yoksa ev sahipleri, yani kendilerine ait alan mı? Ama gerçekten çok enteresan, güzel bir yer diyebilirim. Bu şekilde orman köşkleri arkadaşlar. Burası da bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi teleferiğe bindik ve tekrardan geldiğimiz yere, yani sarı alandan ayrılıyoruz. Tekrardan bindiğimiz yere, en aşağı Bursa'nın en aşağısına iniyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın ne kadar tepede olduğumuzu öyle tahmin ediyorum ama kamera tam gösteriyor mu bilmiyorum, arka tarafı. Gerçekten çok çok tepedeyiz diyebilirim arkadaşlar sizlere. Evet, şimdi de aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Eteklerinde Türk bayrağını asmışlar arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bursa ayaklarımızın altında ve aşağı iniyoruz. Evet. Ayrıca şurada teleferiğin tuvaletinde yapılan şu şekilde lavaboyu göstermek istedim arkadaşlar. Sanki dağdan su akıyormuş gibi yapmışlar. Çok güzel. Çok kaliteli bir lavabo olmuş, öyle söyleyeyim ben size. Değişik. Evet arkadaşlar, şimdi Bursa Spor İstasyonu'na geldik, Acemleri. Bakın şu ileride Bursa Spor'un stadyumu var. Yeni yapılan stadyumu, öyle söyleyeyim ben size. Şimdi buradan Nilüfer'de bulunan Mihraplı Park'a gideceğiz arkadaşlar. Sizlere o yapılan Mihraplı Park'ı göstermeye çalışacağım.
yolumuza devam ediyoruz. Evet, Yeşil Bursa. Boşuna söylemiyorlar. Gerçekten Bursa'nın hala her tarafı yemyeşil arkadaşlar. Çok güzel çevre düzenlemeleriyle yeşil kalmış. Evet, yukarıları da Uludağ'ın etekleri arkadaşlar. Buradan görebiliyoruz. Ama çıktığımız yer çok çok daha yukarıdaydı. Yani buradan tabii göremeyiz onu. Evet arkadaşlar, şimdi Bursa Spor Stadyumu'nun yanından geçiyoruz. Ön tarafta timsah şekli yapmışlar, öyle söyleyeyim. Timsah şeklinde bir Bursa Spor Stadyumu arkadaşlar. Dediğim gibi yavaş yavaş Mihraplı Park'a doğru geçeceğiz. Oraları size göstereceğim. Ondan sonra da videomuzu orada sonlandıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar, stadyumun yanından geçerken dikkat ettim. Bakın, Bursa stadyumun yanında. Burada bir go-kart pisti var. Ayrıyeten de şöyle bir uçak koymuşlar. Bu herhalde tek ya da çift kişilik bir uçak arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim size. Evet arkadaşlar, şimdi Mihraplı Park'a doğru gidiyoruz. Bakın, burası Bursa Stadyumu'nun arkasında kalıyor. Öyle söyleyeyim ben size. Şurada su birikintileri kalmış. Burası öyle tahmin ediyorum ki küçük bir, yani akan dere gibi bir şey, öyle söyleyeyim ben size. Yani fazla bir derinliği olduğunu zannetmiyorum. Zaten gözüküyor içerisi de. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle buraları da göstermek istedim, kısa da olsa. Dediğim gibi şimdi Mihraplı Park'a doğru yürüyoruz. Sizlere orayı göstermeye çalışacağım, orayı çekeceğim. Orası muhteşem bir yer diyebilirim. Yani çok güzel yaptılar orayı, öyle söyleyeyim ben size. Çok çok farklı bir yer söyleyebilirim yani. Arkadaşlar, şu an bulunduğumuz bölümse Nilüfer'in Mihraplı Park'ı yakınlarında bulunan işte Kızılay Plaza. Şu arkada gördüğünüz yapıysa Eroğlu tarafından yapılmış. Çok farklı bir yapıt, öyle söyleyeyim ben size. Yani buraları hep yeni yapıldı diyebilirim. Yani hemen hemen her yeri yeni yaptılar, öyle söyleyeyim ben size. Çok güzel yapılar çıktı. AVM'ler, alışveriş merkezleri. Şimdi yavaş yavaş Mihraplı Park'a doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar, dediğim gibi şu an Mihraplı Park'ın girişine geldik. Giriş alanı burası. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Mihraplı Park arkadaşlar. Burada da kano eğitim merkezi varmış. Kayıkhane diye geçiyor. Buraları gerçekten çok çok güzel yaptılar arkadaşlar. Daha önce bir kere geldim buraya. Ama muhteşem bir yer diyebilirim, öyle söyleyeyim ben size. Zaten birazdan kendiniz de göreceksiniz. Kendiniz de karar verebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Mihraplı Park'ın kenarına geldik, öyle söyleyeyim. Burada top oynayan çocukları görüyoruz. Ayrıca şu ileride bir tane köprümüz var. Köprüden karşı tarafa geçeceğiz. Burası da Mihraplı Park'ın ortasında bulunan bir dere tarzı yer, öyle söyleyeyim ben size. Böyle tarzı yapmışlar. Çok farklı bir yer diyebilirim size. Gerçekten muhteşem görüntüsü olan bir yer. Yani kesinlikle ve kesinlikle Bursa'ya geldiğinizde ilk gezilecek yerlerden bir tanesi bu Mihraplı Park olarak gezi defterinize ekleyebilirsiniz, öyle söyleyeyim ben size. Burada insanlar şillikler arasında oturuyorlar. Gölün kenarında, kıyısında. Arkadaşlar, burası ailenize, arkadaşlarınıza, sevdiklerinize gelip gezebileceğiniz ender yerlerden bir tanesi. Burada ayrıca çocuklara özel park yapmışlar. Köfteci Yusuf var. Yani yeme içme ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Ayrıca şimdi köprüden çıkacağız. Köprüden karşıya doğru geçeceğiz arkadaşlar. Burası bu şekilde bir yer. Evet, şöyle göstereyim. Evet, şu an saatlerimiz 3'ü çeyrek geçiyor. Yani bayağı bir yol kat ettik sabahtan beri. Sizlere
göstermeye çalışayım birçok yeri. Burada ayrıca birkaç fotoğraf karesi almaya çalışacağım. Evet, görüyorsunuz. Yani gerçekten Bursa'nın ender güzelliklerinden bir tanesi burası. İhraplı Parkı. Evet arkadaşlar, fotoğrafımızı aldık. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi burası cıvıl cıvıl. Boşuna Yeşil Bursa demiyorlar. Yeşil Bursa'nın kanıtı burada diyebilirim arkadaşlar. Yani her taraf yemyeşil. Ayrıyeten öyle biliyorum ki arka tarafta da ayrıyeten kayık tarzı, işte örnek veriyorum, pedallı kayıklar vardı. Onları kiralayabiliyorsunuz. Küçük gölde gezebiliyorsunuz onlarla. Ayrıyeten kafelerin olduğu yerde orada arkadaşlar. Yani burası muhteşem bir yer gerçekten. Yani insanların rahatlıkla gezip dolaşabildiği, ailesiyle, sevdikleriyle, eşiyle, dostuyla. Ayrıca buraya turistler de çok geliyor. Buraları görmek istiyorlar, geziyorlar. İnternetten oradan buradan araştırıyorlar. Buranın güzelliklerini kendi gözleriyle canlı bir şekilde görmeye gelenler oluyor diyebilirim. Evet, burada arkadaşlar şunu göstermek istiyorum. Bakın, bir tane tabela yazmışlar buraya. Burası Srebrenica soykırımı diyor. 1995 yılında Bosna Hersek Savaşı'nda sırasında Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilen Srebrenica şehrinde Boşnakların bütün silahları Birleşmiş Milletler tarafından toplatılmış arkadaşlar. Burası da yani beyaz masumiyetin ve soykırımın kurbanlarının sembolü olarak geçiyor. Yeşil umudun, yani sıra uyanışın sembolü olarak bu çiçeğin 11 yaprağı 11 Temmuz 1995'i temsil ediyormuş. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yolumuza devam ediyoruz. Şimdi size söylediğim bölüme geldik. Burada da küçük bir göl var arkadaşlar. Ayrıyeten burada uçan martıları, kuşları görebilirsiniz. Gölün etrafında. Bu şekilde küçük bir yer. Bakın, burada insanlar şu şekilde deniz botlarını kiralıyorlar. Pedallı botları. Burada bakın, işte örnek veriyorum, geziyorlar. Günün tadını çıkartıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar, Mihraplı Park'tan çıktık. Size ayrıyeten şu köprüyü de, Mihraplı Köprüsü'nü de göstermek istedim. Bakın, daha demin gördüğümüz akan su dere gibi buradan akıyor arkadaşlar. Su buradan akıyor. Burada ayrıyeten görebiliyorsunuz, kuşlar falan mevcut. Fazla öyle şiddetli bir akıntısı yok ama sonuçta gene bir dere kadar şeyi yapıyor. Şöyle yer arkadaşlar.